Ben kötü bir şey yapmak istemedim. Müge çok ısrar etti, yalvardı. O yüzden kıyamadım, dayanamadım. Ben sadece... Senin Yaman'la arabasında ne işin vardı Ayşe? Nereden geliyordunuz, nereye gidiyordunuz? Ya benim aklım almıyor. Senin Yaman'la nasıl bir bağın var Ayşe? Ne bağı Ferit? Neyden bahsediyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Ben Müge'ye yetişmeye çalışıyordum. Sonra yolda gördüm onu. O da beni... O da seni ne? Ne? Sen beni ne sandın ya? Sen ne demeye çalışıyorsun bana? Ayşe ben neye inanayım ya? Ha? Ben neye inanayım? Gördüklerime mi inanayım, sana mı inanayım? Neye inanayım ben? Ya ne gördün ne? Ne gördün? Söyler misin? Ne gördün? Seni Yaman'ın arabasında gördüm. Birlikte bir yerden geliyordunuz. Ben sizi dip dibe gördüm Ayşe. Tamam. O zaman söyle. Müge'yi hastanede niye beklemedin? Hı? Neredeydin? Hı? Beklemedim. Çünkü... Çünkü ne? Ne? Çünkü... Çünkü ne? Ayşe ben sana güvenmiştim. Ben sana inanmıştım. Çünkü sen başkaydın. Farklıydın. Kimseye benzemiyordun. Ama yanılmışım. Ferit! Ferit nereye gidiyorsun? Ferit! Gidemezsin! Ferit dedim! Dur ya! Ben de ne zaman arayacak diye bekliyordum. Bu iş fazla uzadı Baha. Fazla uzadı. Senin Yaman'ın arabasında ne işin vardı Ayşe? Nereden geliyordunuz, nereye gidiyordunuz? Ya benim aklım almıyor. Müge'yi hastanede niye beklemedin? Hı? Neredeydin? Hı? Beklemedim. Çünkü... Ne? Çünkü... Çünkü ne? Ya lütfen gider misin? Yalnız kalmak istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Var. Ya senin kardeşin dediğin adam beni yolda gördü, durdu, arabasına bindim. Ne var bunda anlamıyorum. Neden bu kadar büyük tepki veriyorsun? Müge'ye yetişmeye çalışıyordum diyorum. Anlamıyor musun? Sen beni Yaman'dan mı kıskanıyorsun yoksa? O yüzden mi öfkelisin bana? Ne kıskanacağım seni ya? Ne kıskanacağım seni? Bir de Yaman'dan kıskanacağım öyle mi? Git Yaman'la sabahlara kadar gez, toz, eğlen, keyfine bak. Umurumda değil.
Yani ben umurunda değilim, öyle mi? Değilsin. Peki. Öyle olsun. Yamandan kıskandım. Kimse benim umurumda değil. Kimseyi istemiyorum. Beni yalnız bırakın yeter. Benim kimseye ihtiyacım... Dokunmayın bana yeter. Dokunmayın ya bana. Dokunmayın. Hande'nin seni aldattığı adam. Yaman'dı değil mi? Hande'yi öpen Yaman'dı. Kardeşim dediğin adamla aldattı. O yüzden sen bu kadar öfkelisin değil mi? Yaptım. Yaptı. O yüzden bu kadar acılısın. O arabayı bindiğim için o yüzden bu kadar öfkelendin bana değil mi? Ferit! Kardeşimdi. En çok ona güvenirdim. En çok ona inanırdım. Herkes aynı değil. Herkes ihanet etmez sana. Ben etmem. O yarayı kapatacağız. Hayatında yepyeni bir sayfa açacağız. Güven bana. Ben sana asla ihanet etmeyeceğim Ferit. Asla. Yenik başladım ben hayata. Bir sonbahar günü. Önce annem koptu dalından. Sarı bir yaprak gibi savrulup gitti hayatımızdan. Sonra babam. Sevdası olmadan yarımdı zaten. Bahar geçti, yaz geçti. Kışın soğuğu kemiklerimi işledi. Üşüdüm, acıktım, hastalandım. Ağladım. Ya hep ağlayacaktım... Ya da gülerek savaş açacaktım hayata. İnadına gülmeyi seçtim. Yaşamayı seçtim. Ama bir söz verdim kendime. Aşık olmayacaktım. Eğer aşık olmazsam, birine bağlanmazsam asla yarım kalmayacaktım. Kendimce yaşamanın çaresini bulmuştum. Ve bir gün o çıktı karşıma. Bana verdiğim bütün sözleri... Ettiğim bütün yeminleri bozduran oyun arkadaşım. Baş etmeyi bilmediğim bir duygu serpti yüreğime. Korktum. Kaçmak istedim. Ben kaçtıkça yüreğim ona döndü. Onu istedi. İnandım yüreğime. Ona inandım. Belki de güvenmeyi özlemiştim. Birine teslim olmayı özlemiştim. Tekrar çocuk olmayı belki de. Aşk bu muydu? Aşk bu muydu? Bir olmak bu muydu? Ya bir gün yarım kalırsam?
Ya bir gün biterse? Değer miydi yaşamaya? Değerdi belki de. Uyuyamadın değil mi? Hayır. Neden uyuyamadığını biliyorum. Sıcaktan herhalde. Açlıktan canım, açlıktan. Bak rahmetli babaannem derdi ki, aklında duracağına midende dursun evladım. Ben acıktım. Acıktıysan yiyeceksin. Sende durum nasıl? Acıktın mı? Aç değilim ama tatlı bir şeyler yiyebilirim. Ya ben sana boşuna değişiksin demiyorum. Bu saatte nereden ben sana bulayım tatlıcı ha? Her yer kapalıdır şimdi. Ya aslında ben bir şeyler yapabilirim. Ama annenden çekinmiyor değilim tabii. Bak sen. Gel hadi gel, çekin. Gel. Gel. Evet. Şöyle geç. Arkanı da bağlayacağım. Tamam. Bir dakika bekle. Geçtim mi sana? Oldu. Tamam. Hazırsın. Bakayım. Yakıştı. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben de elmaları alıyorum ben. Biraz içine. Yeter çok, ne yaptın? Tatlımız hazır. Beğenmedin mi? Harika olmuş. Harika. Ya sen yaparsın da beğenmez miyim? Eline sağlık. Senin de ellerine sağlık. Ustaya çıraklık ettin sonuçta. Sen iste, ben sana her zaman çıraklık ederim. Kendi kafem olunca o kadar güzel tatlılar yapacağım ki... böyle hepsi el yapımı, doğal olacak. İnşallah. İnşallah bütün hayallerin gerçekleşir. Bir tane daha ister misin? Dur bakalım, dur. Önce sen şu yaptığın tadına bak bakalım. Hocam aç. Çok güzel olmuş. Bence de. Uyumayacak mısın? Yok artık, ben uyuyamam. Baksana hava aydınlanıyor zaten. Yani biraz uyumakta fayda var bence. Çünkü ben sabah işe gideceğim. Uykusuz gitmeyeyim. Ama biraz daha muhabbet edebiliriz bence ya. Olur. Sen
önce tanışmamız tesadüf mü yoksa kader mi? Bilmem. Bence tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. Ferit. Söyle Ayşe. Bakma bana öyle. Nasıl bakmayayım? Böyle işte. Peki, bakmayayım. Bir şey söyleyeyim mi? Benim biraz içim yandı. Gidip bir su alacağım. İster misin? Olur tamam. Gel dedin, geldim. Yarım kaldık dedin. Yarım kaldık. Yarım kaldık ha Ayşe. Sen yorgunsun. Biraz uzan istersen. Ben de sana bir kahve yapayım. Otur. Yorgun değilim. Ne kahvesi, sarhoş muyum ben? Konuşacağız. Bizi konuşacağız. Yarım kalanı konuşacağız. Ferit'le Ayşe'yi konuşacağız. Aşkımızı konuşacağız, aşkımızı. Böyle kalkıp gidemezsin Ayşe Hanım. Yarın konuşuruz. Şimdi. Yorgunsun. Yorgun değilim. Sadece çok kırgınım. Kendime kırgınım, sana kırgınım, dargınım ama yine de buradayım bak, yanındayım. Aşkına mahkumum. Ne olursa olsun, ne dersen de. Ne yaşarsak yaşayalım. Yapma böyle. Sen de bakma böyle. Ölüyorum. Ölüyoruz. Ayşe. Efendim. Biz niye böyle olduk? Kalmayalım be. Ben yarım kalmak istemiyorum. Biz olalım istiyorum. Beraber olalım. Mutlu olalım. Ben hayatımda ilk defa başka birinde kendimi gördüm. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun?
eğer gidersen beni de götüreceksin kendinle. Gitme. İstemiyorum gitmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Anne. Oğlum. Annem. Hah, getir getir. Hayırdır, bana da mı kına yakacaksınız? Oğlum adettendir ya, hatırlamıyor musun? Bana da yaktılar ya, şu serçe parmağını uzat bakayım. Getir bakalım. Aa, getir parmağını. Oo. Ha. Anlattır. Ağlamayacaktın, söz vermiştin bana. Bu son. Bak. Annenin babanın yerini alamam. Ama seni kalbime sığdırdım, yetmez mi? Yeter. Çok heyecanlı.
Heyecandan uyuyamam ben artık sabaha kadar. Alıp kaçırayım hemen seni buradan, işime gelir. Olmaz. Daha annenin seçtiği gelini giyeceğim. Onun için de heyecanlıyım. Beğenmedin mi? Hayır, beğendim. Allah'tan zevkli bir annen var. Ayıptır söylemesi, oğlu da çok zevklidir. Dünyanın en güzel kızını bulup getirdim İstanbullardan buraya. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. O kız şimdi benim gelinim oluyor. Gözlerimin içine bakıyor. İçim gidiyor. Kıyamıyorum. Bakmaya doyamıyorum. Bakıyorsun ama. Çok seviyorum ama. Ben de seni çok seviyorum. Öyle mi? Kınalı yarim. Kalp Yarısı ATV'de.